Herkese merhabalar. Total War Warhammer 3'e hoş geldiniz. Bir seri yapıyorum arkadaşlar şu anda kanalımda. O da Kislev'i oynuyoruz. Bir seri daha yapmaya karar verdim. Hemen şöyle yeni diyeceğim. Yine Ölümsüz İmparatorluklar'da oynamak istiyorum. Abi keşke yani şu... Nerede abi? Elfleri oynayabilmiş olsaydım. Dediğim gibi yani Kislev fraksiyonunu oynarken söylemiştim. Warhammer 1 arkadaşlar benim Epic Games'te, Warhammer 2 de diğer bir Steam hesabımda olduğu için maalesef burtların çoğunu oynayamıyorum. Ve çok saçma yani. Hala fiyatları da mesela Warhammer 1 de 2 de 50 dolar yani. Çok pahalı. Alamıyorum haliyle. Yani... Zaten hesabımda da var. Oynamışım oyunu saatlerce. Tekrar almak istemedim. O yüzden şöyle yapacağım arkadaşlar. Kaos Savaşçılarında şu elemanı oynayalım diyorum. Belakor Gölge Lejyonu'ymuş. Hemen şöyle bakalım. Birlikleri güçlü bir şeylere benziyorlar. Kaos Savaşçıları var. Şu elemanlar biraz tırt ama yağmacılar. İlk başta zaten bunların çoğu önemli değil. Sonradan yine bir yeni ordu dizeriz diye düşünüyorum. Şimdi fraksiyon etkilerimiz neler? İnsan lordlar muharebede mağlup edildiklerinde veya kahramanlar tarafından hedef alındıklarında iblis prensi olmak için yozlaştırılabilirler. Tüm kaos tanrısı hediyeleri yuvaları ile başlar. Bakın iblis birimleri için -25 %25. Güzelmiş iblis birimleri dedi. Herhalde şunlar mesela slanesh iblisleri, kan dökenler diyor. İblis başka var mı? Şöyle bakalım hemen ilk gruplardan varsa eğer hemen değerlendirelim. Herhalde sadece bir tane var. Lordumuzun etkileri ise bu Belakor'un tüm otoriteler artı 2. Lord'un ordusunaymış. Kabiliyeti varmış gölge örtüsü. Oo hasar direnci diyor abi. Süresi 22 saniye soğuma 120 saniye yani 2 dakikada bir çekebiliyormuşuz bunu. Harita'dan da şöyle bakalım. Harita'da da karakter... Tam bu Yüce Elflerin bölgesinin yukarısında bu Bretonya topraklarının hemen üstünde Kaos'un hemen aşağısında Kaos sınırının olduğu bölgelerin aşağısında Kaos savaşçısı olduğu için her yere yerleşebilirsin de her yeri yıkabilirsin de mantığı var şu anda. Ayarlarım da yine arkadaşlar Kislev oynadığım gibi zorda oynuyorum seferi. Muharebeyi de yine zorda oynuyorum. Şuradaki ayarların hepsi de standartta yani hiçbirine dokunmuyorum buradaki. Hemen şöyle başlayalım. There is no escape from the Dark Master. Para Efendi'den kaçış yoktur. Oynanış şekli. Gölge Lejyonu seferiniz boyunca kara tanrılara kurban etmek ve karşılığında kaos hediyeleri tarafından bahşedilen fraksiyon çapında lütuflar kazanmak için ölümlü fraksiyonların ruhlarını toplayın. O anlaşıldı abi. Bizim ruhları muharebe yoluyla, yerleşim yeri yağma, talan, yerle bir etmeyle, hadiselerle, ihtişama giden yollarla ve normal savaşlarda da büyük ihtimal yine hani yarıklar, kötücül tazürler, kaos hediyeleri, hadiseler, ihtişama giden yollar diye burada ruhlar muhabbetimiz varmış. Norskalıkların vatan Norskalıların vatan başkentlerini fetheder ve güç merkezlerini belirlerken kuzey bölgelerinde kara hisarlar dikin ve yerel kabileleri vasallaştırın. Yani onların yerini fethedip oraya bir anıt gibi bir şey mi dikeceğiz? Bunu bir deneriz. Öncelikle tabii o klanların olduğu yerlere gitmemiz gerekiyor. Askeri kudretinizi hızlıca geliştirmek için lordlarınızın bölgelerinde bulunan ordularınıza anında savaş grubu birimleri toplayın. Karanlık otorite. Ordu bonusları baş etmek için birimlerinizi seçtiğiniz tanrıya adarken onları daha güçlü biçimlere yükseltin. Karakterleri belli tanrılara adamak için ihtişama giden yollar aracılığıyla onları yükseltin ve lotlara olası iblisliğe doğru yükseltin. O oynanış şekli gayet güzelmiş. İlk görevimiz de şu fraksiyona ait bir orduyu muharebede mağlup et. Hemen şurada dibimizde bu Slanesh'in herhalde yan fraksiyonu olabilir. Ona da lütuf kazanıyormuşuz ve 25 ruh veriyormuş bize. Çok güzel. Şimdi hemen şuradan ilk araştırmamızı seçelim. Zaten şu anda sadece bir araştırma seçebiliyoruz. O da bize birim tecrübesi veriyormuş şu iki birime. Yani bu birimler zaten ilk baştaki birimlerimiz. Başta güçlü olsunlar.
Şurada da bir şey varmış. O kan parçası diye bir şey varmış. O da ilginç bir şey. Şimdi arkadaşlar, kötücül tezahürler diye bir muhabbetimiz var. Şimdi etkinleştirme sonrası soğuma 15 tur diyor. Hediye edilen birim Korne kan dökenlerini hediye ediyormuş. Yakın saldırı 8, silah gücü 8, hücum bonusu 8, 8 tur. O bunlar bayağı iyi. Bunları arkadaşlar ruhlarla, hani ruhları kurban ederek alıyoruz sanırım, öyle. Aynen, hepsi 2000 mi? Hepsi 2000 herhalde. Aynen, bunlar 2000. Şimdi şu diğeri ne? Norgul yozlaşması veriyormuş. Norgul yozlaşmasına ihtiyacımız yoksa biz kaos değil miyiz be abi? Aynen. Hedef orduya anında hasar verir. Oo, ilginç bir şeymiş bu. Hedef ordunun konumlandırdığı eyalette bir yarık açar. Bu yarık sanırım böyle bir yerden bir yere ışınlanmamızı sağlıyordu, yanlışım yoksa. Şimdi karakterimiz burada ve hemen şurada dibimizde bir ordu var. Tahminimce kaçacaktır çünkü çok küçükler. Bizim ordu bir tık daha büyük. Şurada da bir elemanımız var ve bu eleman arkadaşlar talim yapıyor. Yani ne demek oluyor? Ana orduda hizmet veren birimlerin kazandığı tecrübeyi tur başına %25 artırır diyor. Bu eleman şu anda suikast hücumuyla birimlere saldırır. Pek bir dışarıda olayımız olmayacak bu elemanda. Şimdi gemimiz falan da yok değil mi? Herhangi bir ekstra bir şeyimiz yok. Ben bu elemanı orduya katmak istiyorum. Birimlerimizin rütbeleri artsın bence. Şimdi savaş grubu yükseltmelerimiz var burada. Anlaşıldı. Yani biz şurada hediye edilen birimlerin haricinde burada bir de bunumuz var. Savaş grubu var. Namlı alay yetiştirmemiz var. Normal savaş grubu yetiştirmemiz var. Sanırım bu eleman kamp kurunca bina inşa edebiliyor. Veyahut da inşa edebiliyor mu? Onu bilmiyorum. Burada da bir çarkımız var arkadaşlar. Burada Tizen tek otoritesi 2'ymiş, Slaanesh 2'ymiş, Norgul 2'ymiş, Korne 2'ymiş, bölünmemiş otorite ise 6'ymiş. Bunlara sonradan bakarız diye düşünüyorum. Şimdilik normal bir ilerleyişimizi gerçekleştirelim. Şuradaki yükseltme muhabbeti güzel bir şeye benziyor. Büyük ihtimal zaten bu şunlarla da alakalı bir durum. Yani birimi seçeceğiz. Birimin bir sonraki yükseltmesini burada para karşılığı yapabileceğiz. Tabii teknolojiyle gerekiyor. Ve seçilen birim 4. rütbede olmalı diyor. Yani bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela özellikle şu kaos savaşçılarını yükseltmek kesinlikle istiyorum. Bu yağmacılar da yükseliyormuş abi. Çok güzel. Yani rütbesini artırmamız gerekiyor tabii. Baya güzel bir sistem bu. Yani bu kaos savaşçıları zaten baya fenalar. Daha da güçlü olmuşlar bence. Şimdi bir de hemen diplomasiye bakacağım. Sonra savaşa geçelim. Şimdi bir anlaşma yapabilmemizin pek bir mantığı yok sanırım. Yani zaten kimseyle de hala karşılaşmamışız zaten. Şurada da görüldüğü gibi. Elemana girelim. Bakalım bizden kaçacak büyük ihtimal. O eleman kaçmadı abi. Ben sırf orduyu görmek için bu savaşa gireceğim arkadaşlar. Şu birimleri ve bir de bizim Belakor'u görmek istiyorum. Hemen şöyle girelim. O abi, harita bayağı ilginçmiş. Karakterin bulunduğu şu kısım ortasına geçiş mi var? Tam bir pusu haritasına benziyor burası. Böyle olabilir yani. Şimdi mevzilendirmeyi başlatalım. Bizim karakterimiz uçuyor arkadaşlar. Şöyle Belakor bayağı, şöyle bir menüleri kapatalım. Karakterimizi bir yakından görelim. Aynen abi, Belakor bayağı arka planda güzel. Şöyle arka planı da gösterelim. Eleman mükemmel gözüküyor abi. Elindeki kılıcın da böyle karanlık mor renkleri gayet güzel gözüküyor. Şimdi ordumuza bakalım tek tek. Şimdi şu elemanlar bizim Korne kan dökenler. Bunlar bu diğer bir kabilenin karakterlerine benziyor. Şu da aynı şekilde Slaanesh'in yaratığı. Trollerin dengi sanırım bunlar. Aynen öyle olması gerekiyor. Şu karakter de yine Slaanesh'in. Bunlar zırh delici ve çok hızlı karakter. Bunları kanatlarda kullanmak çok mantıklı. Kaos savaşçılar zaten ön hatta duracak. Baya güzel bunlar. En sevdiğim ordular birimlerden birisi bu. Kaoslarda özellikle. Burada Nurgle'dan elemanlarımız var. Bunlar da yine adı nedir? Kanattan saldıracak tiplere benziyor.
Zentekin'de bunlar da atlı birimi gibi kullanacağız sanırım. Herhalde hızlılar. Aynen, 38 hızı var. Bunun 27. Aynen, büyük ihtimal bir tık daha hızlılar. Trollerden de, o trollerden hızlı değillermiş tabi. Aynen, bu elemanlar büyük ihtimal kanatta kullanır. Şimdi bizim normal iki grup yağmacımız var. En sonda Tizentek yaratığı yine. Buradaki Slaanesh, bu da Tizentek'miş arkadaşlar. Birbirlerine çok benzerler. Son olarak da şurada bizim ne denir kahramanımız. Burada yakın dövüş uzmanı kendisi. Liderliğinde biraz kırmızılık gösteriyor. Zorluk ayarlayıcı yüzündenmiş. -2 pek bir önemi yok. Şimdi abi, bu eleman bayağı yukarıdaymış. Yani büyük ihtimal buraya yavaş çıkacağız. Şimdi abi, karakterimi direkt saldırtacağım. Büyük ihtimal güçlüdür. Şimdi şöyle yapalım. Kanatlara vereceğim dediğim gibi. Şu karakteri kanatlara verelim. Kaosları buraya verelim. Şimdi bunlar da aynı şekilde kanatlara destek olsun. Şöyle yapacağım. Yani bu herhalde bize yeterli. Şöyle dizeceğim. Belakor'u ikinci gruba. Şu karakteri kahramanı üçüncü gruba. Şimdi şu eleman. Bunu da aslında bir saniye abi, şöyle yapabiliriz. Bunu da şöyle sağ tarafın kanadına destek olarak koyalım yaratığı. Ve son olarak da şu eleman var. Pembe dehşet. Bunlar da yani pek önemli. O bunlar menzilliymiş. Bunu bilmiyordum. Alevli saldırıları varmış. İlginç bir birim. Hemen görelim. Şöyle başlatalım. İlerleyelim. Tabi şurası dağlık bir arazi. Şöyle sola doğru gidelim. Şimdi elemanda da ne var? Elemanda kaos kudurmuşları var. O nasıl bir isim abi? Ragnar ölüm taciri varmış. Eleman tabi görünmez oldu. Burada Tizentek'in mavi dehşetleri var. Sanırım bunlar da mevzili. Yani bu eleman bir tık sağlam bir şeye benziyor. Onun haricinde geri kalan tırt. Şimdi buradan büyük ihtimal hızlı gitsek dahi çıkamayacağız. Bayağı engebeli bir yer çünkü. Karakterimi de hemen önden hızlı göndermek istemiyorum. Göndereceğim ama alevli saldırılar var gördüğünüz gibi. İkisi de mesafeli. Şu elemanlarla bunları çekebiliriz aslında. Menzilleri çokmuş çünkü. Şimdi biri ilerletelim. Böyle bir birim daha ilerleyelim. Kahramanımızı da aynı şekilde. Bizim ana karakteri de. Mevzilleri daha var. Şu elemanlar nerede abi? Bunlar tabi bunlar da yavaş çıkıyor. Umarım menzillerine gelir. Yani menzillerine geldikleri zaman görürüz yani. Sıkabiliyorlar büyük ihtimal buradan. Yok abi, yine şey yapamadık. Şöyle biraz daha ilerletelim. Biraz hızlı koşun. Gözünü seveyim. Tamam, engebe biliyorum. Biraz çaba gösterin. Abi en öne götürelim en iyisi. Saldırırlarsa da zaten direkt saldırırız biz de. Aslında ilerleyelim. Aynen abi, ilerleyelim. Tabi karakterleri biraz daha yavaş götüreceğim. Bunlar hasar almasın. Bizim köylülerimiz hasar alsınlar. Karakterler hasar almasın. Şimdi atış yapabiliyorlar. Şöyle bir görelim. Nasıl bir şey yapıyorlar. O böyle büyü topu gibi bir şey atıyorlar. İlginçmiş. Ben bunu şu uçan birimlere atacağım. Şimdi karakterimi, kahramanımı saldırtacağım. Şimdi hasar direncimiz var. Burada hızını düşürten bir şey var. Bunu şuna kullanabiliriz. Yakın dövüş savunmasını düşürtebiliriz şunların. Hasar direncini de artıralım. Şimdi şuradan saldırt abi. Hepsini saldırtacağım. Tabii şu elemanlar dediğim gibi kanatlardan saldıracak bir grup olduğu için birim pek bir iş yapamadılar. Şimdi şunlar da belki bizim birime hasar vermiş olabilir. Şöyle bunlar da kılıç moduna alalım, girsinler direkt. Şimdi bizim eleman burada diğer kahramanla savaşıyor. Aynen, diğer elemanın lorduyla savaşıyor. Eleman yere yamuldu abi. Diğerleri de gülüyor şöyle. Vursan abi. Şuna vur. Ohoho. Elinin tersiyle vurdu. Eleman bayağı yamultuyor. Şöyle hemen savunmasını kıralım. Hasar da veremesin pek. Şu birimler de saldırın abi. Neyi bekliyorsunuz? Saldırın.
Kahramanımız nerede? Kahramanımız burada şu grubu öldürüyor. Sen de şu yarıma gel. Şimdi yaratıkları da ben bu birime saldırtacağım. Hatta elemanlar burada uyuyor abi. Hepiniz gelin. Hepsi gelsin. Şöyle şu lordu ezelim burada. Abi Belakor çok güzel gözüküyor ya karakter. Oo, eleman uçup da saldırdı. He, eleman şu anda etrafı çevrildi. Yamulacak biraz sonra. Abi kaosun bu olayı güzel. Karman çorman bir ordumuz var. Ne olduğu belirsiz. Bayağı şamarlıyor Belegor. Herhalde karakter öldü. Yok, kaçıyormuş şu an. Karakteri öldürelim hızlıca. Şöyle yavaşlatalım karakteri. Nerede abi? Şöyle yavaşlatalım. Savunmasını düşürtelim. Hızlıca öldürmek istiyorum. Aynen, karakteri yendik. Güzel. Eleman kaçmadı yani ilginç bir şekilde. Veya kalıp savaştı bizde. 40 kişi kaybetmişi ve şu yaratıklar iyi iş yapmış. Bizim Belakor da iyi hasar vurmuş. Tabi lorduyla savaştırdığımız için bayağı bir hasar vurmuşlar. Kahraman da aynı şekilde. Çok güzel. Şimdi bu iki yaratıktan çok iyi faydalanmamız lazım. Eğer saldıracağımız yerleşkede sur varsa bile bence Belakor'la bu iki yaratıkta çok rahat girebiliriz bence. Hemen şöyle bakalım. Lütuf kazanabiliyormuşuz. Esirleri kurban edip. Veyahut da birim tecrübesi kazanabiliyormuşuz. Şimdi birim tecrübesi çok önemli. Niye diyeceksiniz? Çünkü yükseltmeler hatırlarsanız rütbe aracılığıyla oluyor. Yani birimlerin rütbesini ne kadar yükseltirsek o kadar o birimleri seviyesine atlatabiliriz. Şimdi lütuf da var. Lütuf bizim normal para bir birimimiz gibi düşünebilirsiniz. Ama ben birim tecrübesi alacağım ilk savaşımızdan. İhtişama giden yol kilidi açılmış. Belakor güç tomarı diye bir yetenek kazanmış. Soğuma süresini 60 saniye azaltıyor. Çok güzel. Görevimiz başarılı. 375 lütuf, 25 de ruh kazanmışız. Gayet iyi. Hemen şuradan bir bakalım. Bir de bu açıldı. Szanthek Pembe Dehşetleri bize hediye edilecek birim. Hedef ordunun konumlandırdığı eyalette bir yarı kaçar diyor. Yarı muhabbeti nedir? Pek bilmiyorum. Şurada yazıyorsa bakalım. Sanırım burada yazmıyor. Yani şu anda yarıklar tam ne yapıyor bilemiyorum. Öğreniriz abi. Sıkıntı olmaz umarım. Şimdi burası sur. Çok güçlü birimleri yok. Bence çok rahat bir şekilde alabiliriz burayı. Yani şu anda karakter yükseltebiliyor muyum? Şu birimi yükseltebiliyormuşuz. O pardon. Bu kaos savaşçılarıymış zaten. Seçilmiş için 7. seviye rütbe olması gerekiyormuş. Pardon, yanlış bakmışım. Şimdi şuradan birim askere alalım bir birim. Başka alamıyoruz sanırım. Aynen şu anda başka birim alamıyoruz. Şuraya ben gireceğim. Ondan önce bir levellerini artıralım. Şimdi karakterin talimini artıracağım. Ne kadar erken ben bu talimi 3 seviye yaparsak bence o kadar iyi. Askerlerimizin rütbeleri hızlı hızlı artar diye düşünüyorum. Ne kadar etki ediyor bu? %10 daha artırdık. Çok iyi. %25'ti. %35'e çıktı. Umarım öyle hesaplamışımdır. Yok abi. %60 diyor. %25'ten %60'a nasıl çıktı bu? İlginç yani. Anlamadığım bir şey olabilir şu anda. Pek bilmiyorum. Karakterimin ilk önce ben her zamanki gibi yolda yürüyene vereceğim. Sonra orduyu biraz güçlendiririz. Sonra da karakterimizi güçlendiririz diye düşünüyorum. Hemen şuraya girelim. Bakalım. Kıl payı zafer diyor. Ben yine bu savaşa da gireceğim. Şu elemanlar sanki bir tek problem olur gibi duruyor. Çünkü bariyer var. Çok hızlılar. Öncü mevzilendirmeleri varmış. Ordu yetenekleri de güç dolumu varmış. Saniye başı kaynak. Güzel. Biz buraya şimdi yaratıklarımız olduğu için kuşatma silahı olarak geçiyor zaten bu elemanlar. Direkt girelim. Şimdi burada büyük ihtimal çok fazla şeyleri olacak arkadaşlar. Adı nedir? Kuleleri olacak. O yüzden bir tık dikkatli oynamamız lazım. Yani şu zayıf karakterleri, zayıf birimleri surlara sonradan çıkartacağım ya da uzaktan çıkartacağım. Şu elemanlar büyük ihtimal menzilli bir şeye benziyorlar. Bilemedim, ola da bilir, olmaya da bilir. Savaşa bir girelim bakalım. Bu yerleşke baya ilginç gözüküyor arkadaşlar böyle. Surları falan var. Şurada yukarıda bir şey var. Arka planda bir şelalemiz var. Yerleşke baya güzelmiş. Talan edeceğiz herhalde burayı.
Yerleşkeyi ele geçirebiliyorduk herhalde yine de. Ona da bakarız. Ben herhalde çok fazla dağılmayacağım. Şuradan girmek istiyorum. Sadece bir kule bize saldırsın. Ha abi, başka kule yok bu tarafta. Şimdi Belekor uçabildiği için surun üstüne indirip oradan saldırtacağım. Kahramanı da aynı şekilde. Kaos savaşçılarıyla yağmacıları surların üstüne gidecekler. Şöyle dağıtalım. Belekor'u aynı şekilde. Şu karakterler, şu üçü şöyle arkada dursun. Bunlar sonradan gelecek. Büyük ihtimal suru kırdıktan sonra bunları alırız. Şu birimi de, bunlar biraz menzilli olduğu için şurada birimler olursa eğer onlara saldırırız. Şu iki yaratığı da şöyle öne koyacağım. Bunlar da kapıya girecekler. Şöyle başlayalım. Kapıya girelim. Şimdi kaos savaşçıları şuraya çıkartacağım. Yağmacı birimler aynı şekilde şuralardan çıksınlar. Şimdi şu elemanı da yine surdan çıkartacağım. Şunları buraya çekeceğim. Kahraman buradan çıkabilir umarım. Şimdi Belekor gel abi. Şimdi herkesi ilerletmedik herhalde. Şu karakter herhalde şuralardan da atabilir umarım. Ne kadar iyi atabilirse uzaktan o kadar iyi bize. Şimdi Belekor'la da aslında kapıya girebiliriz. Çünkü sura pek asker yerleştirmemiş. Aynen abi, kapıya girelim. Belekor'la da zaten kapıdan girdikten sonra direkt ordularla savaşsın bence. Şimdi kaos savaşçılarımız geliyor. Çok iyi. Sura saldırdık. Böyle siz de girin yaratıklar. Aynen abi, şu anda iyi gidiyoruz gibi. Şu elemanla şunlara mı saldırsak veyahut da şunlara da saldırtabiliriz. Ama hepsi kaçıyor. He abi, elemanlar kaçıyor. Şunlar indi bile aşağı. En azından şunlara biraz hasar vuralım. Kuşatma çok iyi gidiyor şu anda. He abi, bayağı şu anda güzel kuşatıyoruz. Savaşçılarımız da çıkmak üzere. Surdaki hasarımız ne? Sura bir bakalım. Yeni girdik, haliyle pek hasar verememişler. Şimdi şuradan kaos savaşçıları hemen şuraya girdireceğim, saldırtacağım. Siz şuradan çıkın. Siz de bu kuleyi ele geçirin. Bunlar kuleyi ele geçirsinler. Şimdi şu birimi direkt saldırtacağım. Şu birimi de. Şunlar da çıkmak üzereler, çıkıyorlar hatta. Şu iki birimi de hemen dibe getirelim. Kapıyı açtıktan sonra yardım etsinler. Şimdi şu birimleri yaklaştıracağım. Şuraya biraz daha atabilsinler. Özellikle şu uçanlara. Bunlar da geldi. Karakterimiz de çıktı. Şu birimimiz de çıktı. Saldırın abi. Saldırın, saldırın, saldırın. Kahramanımız yukarıda. Çok iyi. Şimdi şuradan birimin şu gücünü azaltalım, şu birimin. Hızını da yavaşlatalım. Başka neyimiz vardı? Soğuma. Bunu da çekebiliriz. Yani pek bir etkisi olmadı tabi ama. Şimdi şu birim şurayı alsın abi bence. Buradaki çünkü şeye saldırıyordu bizim okçulara. O almışız zaten, çok iyi. Şimdi şöyle devam edelim. Aslında Belekor surun üstüne de gidebilirdik ama. Yani hiç problem göremedim şu anda, gayet iyi. Saldırıyoruz yani. Gerek yok, Belekor'la kapıdan girelim. Şurada iki birimi var elemanın. Yani şu anda bizim şu pembe dehşetler de güzel parçaladı bayağı. İçeriye atsınlar bence. Şöyle biraz daha yaklaşsınlar. Şu surda şimdi bizim adamlarımıza hasar vermesin. Sur yıkılmak üzere. Gayet iyi. Abi şunları bir an önce yenseler. Şunlar. Kaos savaşçılarını hemen aşağı indirmek istiyorum. Yani şurada mavi dehşetlere de girmişiz. Hay abi, şunlar bayağı atmaya başladılar. Kapıyı bir an önce kırın. Abi kapıya çok az hasar veriyoruz. Ve elemanı yenmek üzereyiz. Ve burada kahramanımız bayağı bir iki grubu parçaladı. Böyle ilerleyin abi. İlerle, ilerle, ilerle. Şu birim bayağı hasar aldı. Abi bunları da sura çıkartalım. Bu kapının kırılmasına daha var. Şöyle kapıyı göremiyorum bazen, canını.
Kapı sağlığı 3000. Az kalmış. Elemanlar da aşağı inmeye başladı. Abi şu üstteki birimi öldürün hemen. Az kaldı. Yenmek üzereler. Çok iyi. Şu birimi biraz daha ilerletelim. Abi kapıyı kırardı. Abi Belekor niye bu kadar yavaşsın? Gözünü seveyim. Böyle birimlerin yine saldırısını savunmasını düşürtelim. Hızını düşürtelim. O elemanlar burada bayağı sura attılar. Kapı kırıldı mı? Hala kırılmadı. Abi şu kapıya vur gözünü seveyim. 700 canı kalmış. Üstteki birimler yenilmek üzere. Kahramanı indirelim. Şu savaşçıları da indireceğim. İnsinler abi. Hatta hepsi insin. Üstteki birimler yenildi. Kapı kırıldı. Çok iyi. Sıra Belekor'da. Abi Belekor gir. Gözünü seveyim gir artık. Ha, şu birime saldır. Hasar direnci verelim. Uzaktan fazla hasar veremesinler. Şu birimler siz de gelin bu tarafa. Ha, Belekor'la çok iyi girdik. Şimdi şu yaratıkları şuna saldırtacağım. Siz de şuna atabilirler mi acaba? Şöyle gelsek. Siz de inin abi aşağı. Hepiniz inin. Ha, şu birimleri tamamen şura saldırtalım. Yaratıklar Belekor'a yardım edin. Abi şu birimi yavaşlatalım. Zayıflatalım. Biraz sonra biter diye düşünüyorum savaş. He, bayağı perişan ettik. Şu yaratıklar da girsinler. Belekor da aynı şekilde. Biraz hasar aldık ama olsun. Diğer savaşçılarımız da yendi burayı. Kahramanımız da aynı şekilde. Bence çok güzel yendik. Şu birimin hatta ok atmasına bile gerek yok. Atma atma atma. Biz zaten geldik buraya. Ha, Belekor harbi bayağı güçlü ya. Şöyle kılıcını savurarak vurması çok iyi. Bir de uçup saldırıyor mu? Yok, yenilmişler. O yüzden havalanmış. Gayet iyi. He, böylece yendik. Biraz hasar aldık ama bence yenileniriz hızlıca. Problem değil. Şimdi Belekor 4000 vurmuş. Kahramanımız da yine 4700 küsür. 3000, 5000. O bayağı tüm birimlerimiz iyi hasar vermiş yani. Gayet iyi. 197 kişi kaybımız var. Şu uçan birim biraz öldürmüş. Bunlar bu arada hepsi menzilliymiş arkadaşlar. O yüzden yani bayağı hasar aldık bence. Menzilli olmasalardı bayağı ezerdik yani, öyle düşünüyorum. Kıl payı olmazdı büyük ihtimal. Burayı da ele geçirip 460 lütuf almışız. 2000 Belekor'a tecrübe. Dayanıklık iksir almışız. O çok güzel bu. Soğuma süresi 60 saniye, süresi 21 saniye. Savaşçıların sağlık puanlarını tazeler ve saniye başı iyileştirme artı 80, pardon 0.80. Zırh 30, yakın dövüş savunması artı 24. Çok iyi. Şöyle şimdi buraya ne yapacağız? İşgal edip vasallaştırırsak ruh da kazanıyoruz. Talan edersek eğer sadece 540 lütuf alıyoruz. Eksi 10 eyalet istisarsızlığı oluyor. Eğer yerle bir edersek de 150 lütuf alıp birim tecrübesi alıyoruz 2 tur boyunca. Yani 200'er birim tecrübesi alıyoruz. Ben önce vasallaştıracağım çünkü ruh alıyormuşuz arkadaşlar bunda. Bence burayı vasallaştıralım. İksirimizi de Belekor'a giydirelim abi. Şuradan. Gerçi zaten başka bir şey olmadığı için direkt giymiş. Şimdi yeteneğine ne verelim? Şuna verelim. Sonra buradan sonra ne yapalım? Şuna verebiliriz. Veya hatta şey yok herhalde bu birimlerin. Aynen, bunda diğer şeylerde olduğu gibi savunma, yakın dövüş savunması yok maalesef. Burada zırh var. Burada varmış pardon. Yakın savunma burada var. Onun yerine ne yapabiliriz? Bunun ikinci seviyesinde zırh veriyor. Kaos öncülerine verebiliriz o zaman. Zırh ve yakın saldırı diyor. Yani şu anda gördüğünüz gibi çok birim kullanabileceğimiz birimler bunlar. Şimdi mühimmatı bunda almanın mantığı yok. Çünkü yani gördüğünüz gibi sadece şurada cehennem topu önemli. Şuradaki peki çarpıtım ateşine. Yani bu olabilir. Yakın savunma veriyormuş. Tüm kötü ruhlu atıcı uçan birimler. Menzilli gücü veriyormuş ve hız veriyormuş uçan birimler için.
Bu olabilir. Yani şunla büyük ihtimal bu ikisine veririz diye düşünüyorum. Ha evet, iyi. Şimdi burada kahramanımız da level atmış. Hemen onun da kılıç ustası yeteneğini artıralım. Şimdi buraya ne inşa edeceğiz? Şimdi burada özel bina var. Kontrol ve büyü rüzgar güç kapasitesini artırıyor. Tüm binaların gelinliğini 2 artırıyor. Erkenden bunu yapabiliriz. Bence iyi olabilir. Burada bir de asker çıkarma yerimiz var ama pek iyi değil bu. Yani şunu tercih ederim ben. Çünkü burada gördüğünüz gibi kaos savaşçıları çıkartabilmemize olanak sağlıyor. Başka neyimiz var? Şey çıkartabiliriz. Bu sihirbazları çıkarmaya başlayabiliriz. Tabii 2 seviye bu. Başka burada tek seviyede ne var? Büyüme var. Lütuf var. Ya büyüme ile aslında şu binayı yapabiliriz buraya. Bence ilk başta güzel başlayalım böylece. Yani pek asker çıkartamayacağız ama. Yani karakterlerimiz seviye atlama şeyine umarım gelirler. Bu arada bunu şuna yükseltebiliyormuşuz, büyük silahlıya. Aslında yükseltebiliriz. Yakın dövüş savunması azalıyor ama silah gücü 2, hücum bonusu 4, 2000 de canları artıyor. Bu karakterler kalkanlı, bunlar zırh delici. Bir de öyle bir muhabbeti var. Yükseltebiliriz aslında. Başka neyimiz var? Aslında şunlar arasında da geçiş yaptırabiliyoruz. Değil mi? Aynen, büyük ihtimal öyle. Yani bunu veya büyük silahlı da yaptırabiliriz, kargılı da yaptırabiliriz. Şuradan farklı şeyler de seçebiliyoruz tabi. Şunlar neye yükseliyormuş? Yüce pembe dehşetlere yükseliyorlarmış. Şu peki? Ben bu karakteri, bu birimi pek sevdiğimi söyleyemem. Şu birim de yine aynı şekilde. Bence bayağı zayıf yani. Şu birimler çok daha iyi. Şu kaos savaşçıları, çift silahlılar, kargılılar çok çok daha güçlüler. Ya yani ben biraz daha böyle ağır zırhlı gitmek istiyorum abi birimimde. Öyle söyleyeyim. Yani bir de yaratıklı böyle menzilli birkaç tane, uçan birkaç tane, geri kalan da full zırhlı, zırh delicili silahlı birimler yetiştirmek istiyorum. Şimdi şuradan başka bir şey yetiştiremiyor. Hediye edilen birimler varmış. Aslında cehennem topu alabiliriz. Hem kuşatmamızı kolaylaştırır, hem öncü mevzilere, menzillilere saldırırız. Bu bayağı iyi olur. 264 de bakım maliyeti varmış. Şu anda şurada bir birimimiz gelmedi. Alay da gelmedi. Bence cehennem topunu alalım. Bayağı OP olacak. Tüm paramız gitti ama bence bu topa değer. Şurada da bir şey var. Kaos hediyeleri diyor abi. Bu ne ola ki? Şimdi buralarda şeylerimiz var. Ne denir? Yuvalarımız var ve hediyeler var burada. Thorn hediyeleri, Slanish hediyeleri. Şunlar tabi kilitli. Şurası da var. Norgul'un hediyeleri diyor. Anladığım kadarıyla arkadaşlar bunları biz şu ruhlarımızı harcayabileceğimiz bir şey bu. Ve bu harcayabileceğimiz ruhlar sayesinde buradan özellikler arıyoruz ve bunlar bu yuvada oldukları sürece 50 mesela burada 50 ruh bakım şeyi var, maliyeti var. Ben şurada biraz baktım. Bence en iyisi Kron'a benziyor. Korn'un, çünkü buradaki şu kan dökenleri çıkartabiliriz. İşte ne bileyim, şuradaki tazı birimlerini çıkartabiliriz. Arkada mesela okçu birimlerine saldırmak için, işte topçu birimlerine saldırmak için bizim için gayet iyi olur. Ve şu da var. Yerleşim yerlerini bir yerle bir etmeden gelir. Savaş sonrası yağmaları da artırıyor. Şu Slanish'inkini pek sevmedim. Pardon, Zentekin'kini pek sevmedim. Çünkü birim olarak sadece şu menzilli pembe dehşetleri veriyor. Ve burada gördüğünüz gibi soğuma veriyor. Yani büyü pek yok bizde. Bir de şu uçan birimler var. Bu olabilir aslında. Uçan birim veriyor. Norgul'un ise yine birimleri var burada. Piyadeleri var. Zerre sürücüsü, sürüsü var pardon. Zehirli saldırılar yapabiliyorlar. Ve şu da var. Norgul canavarı var arkadaşlar. Bu da güzel olabilir. Norgul canavarı, yani böyle tek bir tane büyük canavar. Bu olabilir. Bölge başına büyüme diyor. Muharebe kazandıktan sonra artı 75 tüm eyaletler. Bu çok iyiymiş. Bu bayağı iyiymiş. Bu da bayağı iyiymiş. Şimdi Slanish'e bir bakalım. Slanish'te şu birimi veriyor ama ben pek sevmedim. O kontrol -10 diyor ama gelir %35. Bayağı OP'ymiş. Savaş arabası veriyor. Bir de şurası var. Bu yuvada kaosun yuvası arkadaşlar. Bu ne der yani, bizim fraksiyonu
özelliği gibi bir şey olur yani. Daha mantıklı sanki. Şu birimi açılıyor. Uçan yakın dövüş piyadesi açılıyor. İşte şurada zayiat ikmal oranı kaos yağmacıları için yağmacılar için de yakın saldırı. Ya bunlar baya güzel. Bunları biraz daha gelişelim, öyle bakalım diye düşünüyorum. Bence ilk bölümden gayet iyi buraları ele Yoruş geçirdik. Bir yapıyoruz. sonraki bölüm büyük ihtimal şöyle devam ederiz. Şu kaleyi alırız. Pardon, kale demişim, yerleşkeyi alırız. Büyük ihtimal elemana şeye izin vermeden, yani burada birim yetiştirmeye izin vermeden saldırmak isteyebiliriz. Arkadaşlar, bölümü de burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer buraya kadar izlediyseniz bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.